Teşekkürler. Ne demek? Ulaşsın emektarlardan biri herhalde. Bunların artık çok işlevi yok ama kullanıyoruz işte şey takip spotu olarak. Bu ne odası? Burası benim ışık uzmanlığı odası. Şimdi bir eserde 300'e yakın projektör hizmet ediyor seyirciye. Spot. Evet. Buradan da galerilere çıkılıyor yukarıya. Yaklaşık 100 tane, 150 tanesi burada projektörleri. Tabii seyirci sırf sahneye odaklandığı için. Doğru, bu arka planda ne olduğunu görmüyor. Tabii. Sadece aydınlattığınız yeri görüyor. Yukarı görmüyor. Seyirci üstü, tavan arası galeriler projektörlerimizin bir kısmının olduğu yer. 45 derece açıyla gelenler. Yani elektronik dimer sistemlerimiz, hatlar gidiyor yukarı. Sahne arkasının da anlamını seyirciye anlatabilme fırsatı verdiğiniz için teşekkür Bugün ediyorum. Bugün hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığın için. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Şu an bulunduğumuz yer Türkiye'nin 6 operasından bir tanesi olan Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin başışık uzmanlığı. Ben de 30 senedir bu odadayım. 92 yılından beri ekip arkadaşlarımla beraber. İşin mutfağının bir bölümündeyiz şu an biz. Burada izlediğiniz bir eserin ortaya çıkmasında yaklaşık 20 tane atölye bir esere hizmet ediyor. Bunun ilk aşamasında imalat atölyeleri var. Burada marangoz, demirci, butafor, kadın terzi, erkek terzi, şapka çiçek, realize atölyesi, bezleme atölyesi, belki inanamayacaksınız ama 20'den fazla da olabilir bu atölye. Dekorun ilk aşamasında bunlar imalat atölyeleri olarak hizmet ediyorlar. Dekor buraya geldikten sonra bir de sahne üstünde birebir hizmet eden atölyeler var. Bu atölyeler dekor atölyesi, aksesuar atölyesi, kadın erkek kostüm atölyesi. Benim haricimde 20 tane atölye hizmet ediyor bir esere. Yani kısaca aslında biz şu anda bir opera eserinin, bir balenin, bir orkestrasyon, senfonik etkinliğin geri planında bunların nasıl hayata geçtiğini, bunları nasıl ışıklandırdığımızı, background'unu anlatıyoruz. Aynen. Mersin Operası olarak Türkiye'nin 4. büyük operası. O süreden buraya yaklaşık 30 sene çok büyük ivme kazandık. Gerçekten artık büyük bir kurum olduk. Çok güzel işler çıkıyor burada bildiğiniz üzere. Her gün üstüne katarak sahnemize imkanlarımızı genişletiyoruz. Şimdi seyircimize sahne arkasında ne oluyor, ne bitiyor, bir eserde ne aşamalardan geçiyor. Siz anladığım kadarıyla bunu yansıtmak istiyorsunuz. Evet, biz mutfağını merak ediyoruz. Burada geri planda bir emekçi kadro var. Bu kadro kimlerden oluşuyor? Sen bu kadronun içinden bir tanesisin. Aynen. Işıkla ilgili kısımsın. Işık kreatörlüğü yapıyorum. Yani işte sesçisi var, biraz önce söylediğiniz Aynen. gibi dekoratörü var, terzisi var, değil mi?
bunlardan bir tanesisin. Burada başlık uzmanlığı odası olarak işin mutfağının bir bölümündeyiz. Buraya biz nasıl geliyoruz, bir esere nasıl başlıyoruz? İlk bir eser karar verildiği zaman imalat atölyeleri devreye giriyor. Burada marangoz atölyesi, demir atölyesi, butafor atölyesi, boya atölyesi, bezleme atölyesi. Bu atölyelerde ilk aşamada dekor imal ediliyor. Daha sonra ikinci aşama olarak dekor buraya geldikten sonra burada da buradaki atölyeler devreye giriyor. Dekor atölyesi, aksesuar atölyesi, ses atölyesi, projeksiyon, görüntü atölyesi, görsel atölyesi, kostüm var. Kadın, erkek kostüm, şapka, çiçek tekrar atölyesi var. Makyaj atölyemiz var. Peruka atölyemiz var. Bunlar bir eserde ahenkle bir sanatın dişlisi gibi hizmet ediyorlar. Sahnenin arkasında bir eser boyunca. Şimdi ben ve ekibim bu işin neresindeyiz? Müdürlüğümüz bir eseri sanat kurulunun kararı ile repertuarını alıyor. Bale ise koreograf, opera ise rejisörle bir yönetmen belirliyor. Bundan buradan hareketle bu koreograf ve rejisör de müdürlükle tekrar yaratıcı kadrosunu belirliyor. Bu yaratıcı kadroda kim var? Bu yaratıcı kadroda dekor dekoratörü var, kostüm kreatörü var, ışık dekoratörü, ışık kreatörü var. 30 yıllık tecrübenin bana kattığı ışık tasarımı sahne sanatlarının en büyük destekçisidir. Sonuçta ben böyle dahil oluyorum bu işe. Eseri görünür hale getiriyorsunuz yani. Işıklandırarak. Evet, ama yoksa hiçbir şeyin manası yok. Aynen. Görmezsek değil mi? Yalnız bundan önce bu konu hakkında biraz buraya nasıl geliyoruz, nasıl görünür hale getiriyoruz? Bu konu hakkında biraz size tecrübemi aktarmak istiyorum. Eseri koyacak rejisör ya da koreograf bu yaratıcı kadrosuyla toplantı yapıyor. Bu toplantıda kafasındaki düşünceyi, eser hakkında ne yapmak istediğini ve sonuçta bizlerden ne beklediğini anlatıyor. Biz de böylece olaya dahil oluyoruz. Hocanın bu düşüncesini öğrendikten sonra benim gene size diyebileceğim benim görevim rejisör veya koreografın hayaline hizmet etmek. Bu doğrultuda çalışmaya başarılı bir ışık tasarımı yapmak için iyi hazırlanmanız gerekiyor. Yoksa bu tasarım değil, aydınlatma olur. Ben ne yapıyorum? Gerekirse eserin tarihçesine çalışıyorum. Eser hakkında bilgi edinmeye çalışıyorum. Eserin konusuna hakim olmaya çalışıyorum. Provalarda hocanın yanında bulunuyorum. Olaya dahil oluyorum. Notlarımı tutuyorum. Ne yapabiliriz diye. Tabii sonuçta ona hizmet ediyorum ben ama kendim de yaratıcı kadroda olduğum için kendim bir şeyler katmak zorundayım. Tabii sanatçıyı ben böyle daha iyi gösteririm. Seyirci bunu daha aynen, iyi algılar. Aynen. Gibi. Şimdi iş süreç ilerledikten sonra yani provalar devam ettikten sonra bunların ufak ufak ayarı başlıyor. İşte montajı başlıyor. Asılması başlıyor. Ekip arkadaşlarım var. Işık masasını kullanan var. Ayarlayan var. Sen sahne sahne aslında oyunu bizzat takip ediyorsun ve nerede ne ışığı vereceğini aynen planlıyorsun. Ya bu gerçekten biraz uzun süre bilgi birikim isteyen bir iş. Şimdi şöyle göstereyim. Her bir eserin bir dosyası var. Bu önce karalama olarak başlıyor hocayla beraber. Mesela bu en son yaptığımız Volkan Ersoy'un koyduğu yerel ben evrensel eseri. Yaklaşık bir buçuk ay yemek verdik buna hep beraber. Sevgili Tarık, sohbet esnasında Q diye bir kelime geçti. Bu bildiğimiz bankalardaki Q-matikler var ya hani sıra verir. Böyle sırayla alakalı bir şey midir? Doğru mu hissettim? Nedir bu Q? Şimdi bütün bu çabamız en baştan beri, hocayla başladığımızdan beri bu Q'ları oluşturmak. Yani an be an, o an sahne neyi yansıtıyorsa bunun hazırlandığı her bir tabloya Q diyoruz. Hmm.
Şimdi demin projektörleri tanıtırken söylemek istiyordum. Şimdi yeri gelmişken onu da anlatayım. Artık çok üst düzey ışık masalarıyla çalışıyoruz. Bunlara gerçekten hakim olmak, özelliklerinden faydalanmak, bunları bilmek gerekiyor. Sağ olsun Özgür bu konuda bize bu sorumluluğu yüklendi. Onun uzmanlık alanı Özgür yardımcı oluyor. Bu kumanda tablolarını öğrenmek için bayağı aylarca bir eğitim gerekiyor herhalde, değil mi? Şimdi benim bir kendime göre bir tecrübemi aktarayım size. Ne kadar da öğrenseniz başınıza bir şey geldikçe, bir arızayla, bir hatayla, bir eksiklikle karşılaştıkça onu çözdüğünüz zaman siz ileri gidiyorsunuz. Yani bunu kurs veriyorlar bize gidip firma. Ama biz ne zaman başımıza bir bilmediğimiz olayla karşılaştığımızda, öyle mi Özgür? Onu öğrenip gelişiyorsunuz a geldikçe. Evet, bu da tabii uzun zaman alıyor, uzun süreç alıyor. Her bir eserin kendine göre, Mecit abicim, dosyası var. Her bir eserin kendine göre bir tasarımı var. Evet, şimdi püf noktasına geldik, varlık sebebinize geldik. Evet. Yani bir eser sahneye konuluyor, sahneleneceği gün geldi çattı, işin premieri başlayacak. Sizin de işiniz orada başlayacak. Ne yapıyorsunuz? Evet. Şurada her bir eserin bir iki tane hazırlamış Özgür sağ olsun. Dosyası var. Şu Arda Boyları eserimiz. Son çıkmıştı. Frida eserimiz. En son eserimiz Yerel'den Evrensel'e. Mesela şöyle bir şey gösterebilirim size. Bu en önce karalama halde başlıyoruz. Sonra Q akışlarını. Projektör düzenimiz. Şöyle bir tane ışık planı gösterebilirim size. Her bir eserin böyle dosyası var. Evet. Şimdi spotları unutmamak için kendimize böyle ufak ufak notlar alıyoruz, çizimler alıyoruz. Şimdi demin bahsettiğim gibi büyük bir eserde 200-300 tane projektör esere ve seyirciye hizmet ediyor. Bunun her biri, her bir eserde ayrı ayrı ayarlanıyor tek tek. Gündüz provalarda notlarımızı alıyoruz. Akşam prova bittikten sonra, sahne boşaldıktan sonra bu spotları tek tek ayarlama durumuna geçiyoruz. Direkt olarak 300 tane aydınlatma yani, armatürü var. Tabii yeri değişiyor, montaj oluyor. İşte sonuçta eserin ruhuna hizmet etmek için ne gerekiyorsa spotlar o şekilde ayarlanıyor. Değil mi? Yani gök gürültüsü var. Efekt. Hava biraz tabii. Kararıyor, sahneyi tabii. Biraz karartıyorsun. Gece oluyor, aşk gece sahnesi oluyor. Dram oluyor. Evet, hareket çok güzel. Hareket sahnemiz oluyor. Evet. Sonuçta bunlar oturduktan sonra en son genel provalara hazırlamamız için kayıt yapıyoruz ışık masasına. Q'larımızı, aşağıdan kondivitimiz var, sahne trafiğini ayarlayan. Kondivit nedir? Orada ne yapar kondivit mesela? Kondivit sahne trafiğini ayarlıyor. Evet. Mesela dansçının giriş çıkışını, sanatçının sahnesini. Evet. Her eserin kendine göre bir ışık planı var. Sonuçta bu ışık planında da bunları amacına uygun olarak tek tek ayarlanıyor, montajları yapılıyor. Sahnenin her tarafında asılı olan bu malzemelerin seyirciyi rahatsız etmemesi için çok iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Bu da ayrı bir detay işi. Bunu sağlayan arkadaşlarımız var. Biz bu odada 5 kişi çalışıyoruz. İbrahim Bey var. Barış Bey var, Zeynel Bey var, sevgili Özgür bugün burada bizle beraber. Işık kaynaklarının çoğu galerilerde, seyirci bunları görmüyor. Fakat artık modern eserlerde ışık kaynakları görülebiliyor. Tabii bunları yaparken bu işin estetik kısmını da düşünmek gerekiyor. Işık kaynağını dekor olarak da kullanıyorlar aynı zamanda. Sahnenin üstünde evet, görünmesinin de ayrı bir ambiyans katıyor zannediyorum. Şu an artık modern eserlerde ışık kaynakları sahnede birebir görülebiliyor. Hı. Estetiği bozmadığı sürece. Bu ışık kaynaklarını iyi tanımak ve bunları özelliklerinden üst seviyede faydalanmak gerekiyor. Artık teknoloji bizi başka bir yere götürüyor. Evet, burada bazı materyaller evet, görüyoruz. Bunlar da hazırladı Özgür sağ olsun bize. Şimdi burada üst düzey bir hareketli led boyama robotumuz var. Şurada bir profil spotumuz var. Yani buraya ancak bu kadar
tanıtım olsun diye bunları getirdik. Ama bir eserde 200-300 tane projektör size hizmet ediyor. Şu yuvarlak olan hareketli 360 derece dönüp etrafı aydınlatabiliyor. Bir sürü efekt veriyor. Şimdi bunları çalıştıracağım. Oo, çok iyi. Peki şu uzun olan? Bu profil projektör. Profil, yani bir noktayı aydınlatıyor. Aynen, noktayı aydınlatıyor. Bunlarla bunlar Gobo. Özgürcüğüm, takar mısın şunu? Mesela bu projektörden bir şekil verebiliyoruz. Bu da Gobo'larımızın çeşitleri. Mesela burada ağaç görüntümüz var. Örümcek ağı kullanmışız. Işıkla şekil veriyoruz aynen, sahneye. Aynen, aynen. Bu sahneyi güneş verebiliyoruz, şimşek güneş verebiliyoruz. Bakın bu bir çocuk oyunundan Pinokyo'nun evet karakterini yansıtmışız. Evet. Şu korsan balesinden gemi, evet. Evet. İşte bir fındık kıran balesinin, hep bunları hatırlıyorum filmi açtıkça. Evet. Fındık kıran balesinin ağacı, yılbaşı ağacı. Yılbaşı ağacı. Aynen. Kuşlar şu uçuşuyor. Mevlana'nın çizgili gobosu, Çağrı Balesi'ndeki gibi. Sayenizde ben de nerelere gittim. Bunları siz planlıyorsunuz, çiziyorsunuz ve evet, tasarım anında CNC ile kesiyorlar herhalde, evet, değil mi? Ankara'da bunu sipariş veriyoruz, sipariş çiziliyor. Veriyor. Yalnız şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu işte ne emekler verildiğini anlatmak için daha önceden bu CNC ve işte bu sanayide bunu yaptırdığımız yerler yokken bunları bildiğiniz tenekeden tek tek emek verip yapıyoruz. Zamanında çok yaptım arkadaşlarımla çok beraber. Güzel. Böyle de bir durum. Çok güzel. Elinize sağlık. Sağ olun. Çok güzel. Sohbet esnasında Q diye bir kelime geçti. Nedir şimdi, bu Q? Şimdi bütün bu çabamız en baştan beri, hocayla başladığımızdan beri bu Q'ları oluşturmak. Yani an be an, o an sahne neyi yansıtıyorsa bunun hazırlandığı her bir tabloya Q diyoruz. Bir eser sahneye konulacak. Hazırlıkları bitti. Çalışmalarınız bitti. Gün geldi çattı. Seyirciyle buluşacak. Perdedendi ve perde açıldı. Orada sizin işiniz başladı. Nasıl bir başlangıçtır? Ne yaparsınız? Nasıl başlar bu işler? Ben ve arkadaşlarım, ben ve ekibim bu işin en zor tarafındayız. Bir dekor sabit, bir aksesuar sabit. Fakat ışık birebir seyircinin önünde. Bu akışı estetik olarak sağlamak zorundayız. Bu düzenin bir saatin dişleri gibi devam etmesi lazım. Akıp gitmesi lazım. Evet, eserle birlikte. Performansın ortasındayız biz. Şimdi bu işte bir hata olduğunu düşünün, bir aksaklık olduğunu düşün. Benim ve arkadaşlarımın müdahale etme şansı, takdir edersiniz ki çok saniyelerle yapmanız gereken bir şey bu müdahale, değil mi? Çok zor. Bir lamba çok patladığını düşünün. Tek evet yanması gereken bir projektörün o sahnede yanmadığını düşünün. Yani bunun mesuliyeti benim ve özellikle ışık masasında oturan arkadaşım için gerçekten zor ve tabii stresli. Seyirciye nasıl anlatırsınız bu lamba patladı, hadi bakalım teşekkür anlatın. Teşekkür ederim. Siz benden iyi anlattınız. Çok doğru. Yani bunun stresi perde açıldıktan sonra, perde kapanana kadar sürekli bizim yaşadığımız bir durum. Evet. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim. Burada gerçekten Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde çok kaliteli ve tecrübeli bir ekip var. Evet. Işık ekibinden beni yanlattınız. Çok doğru. Yani bunun stresi perde açıldıktan sonra, perde kapanana kadar sürekli bizim yaşadığımız bir durum. Evet. Arkadaşlarım ve ben 5 kişiyiz söylemiştim. Biz 5'imiz bir kişi olarak çalışıyoruz. Evet, tek vücut gibi çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Çok evet güzel. Şimdi ben aslında biraz kurcalayacağım. Bu ışıklar nerede? Bu lambalar nerede patlıyor? Bu sahnenin üstünde büyük bir alan var bildiğim kadarıyla. Galerilerimiz var. Galeriler var. Oralarda bir sürü ışık materyali, armatürler var. Siz bunlara bir şekilde hükmediyorsunuz. Yani bu hazırlık safhasında bunlarla ilgili bir herhalde elden geçiriyorsunuz. Nasıl uzun yola araba gider, giderken yağına suyuna bakılır, silecekleri çalışıyor mu denir. Siz de muhtemelen bizim şu anda bu odada görmediğimiz büyük bir alanda yukarıda o malzemelerin yanında bir bakım
süreci de yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle, tabii. Kesinlikle. Siz biraz dersinize çalışıp gelmişsiniz zaten. Estağfurullah. Şimdi tek kalori olarak bahsettiniz ama artık ışık her tarafta var. Yan kulislerde, yerde, ters ışıklarımız var. Fon boyamak için bunlar sofitlerde asılı. Portel köprüde 60-65 tane spotumuz var. Demin bahsetmiştim, bir esere yaklaşık 200-300 tane eserin anlamına, boyutuna göre ışık kaynağı, veren, hayat veren ışık kaynağı birebir evet. Hizmet ediyor. Tabi bunların eserden sonra boş zamanlarımızda bakımı var. İşte elinizde yedek bulunuyor mu? Mesela bir hiç hesap etmediğiniz bir lamba patladı. Elinizde bir yedek stoğu var mı? Böyle can alıcı malzemelerden değil mi? Stok var ama normal bir zamanda bunu değiştirme şansımız var. Tabii bunun lanmasını değiştirmek 5-10 dakika sürüyor söküp. Hmm. Ama bir eser anında bunun işte en büyük korkumuz, en büyük heyecanımız, stresimiz de o. Hmm. Orada olmaması. O lambaya ikame edecek başka bir lambayla idare etme, hani bu mesleğin inceliklerinden güzel, biraz güzel, bahsedelim. Güzel. Hani o lambayı kaybettik ama ben şu projektörle, şu lambayla bunu idare ederim, onu takip ederim gibi durumlar oluyor mu? Var mı öyle? Oluyor mu? Tabii bu tecrübeye sahibiz. Ama şöyle düşünün, takdir edersiniz ki çok spotun yandığı bir yerde bir tanesi gider, sadece onu kurtarabiliriz. Ama tek bir sahnede düşünün, bir ay ışığında evet. Solist. Doğru söylüyorsun. O anda gitti. O saniyeler içinde oldu. Gerçekten doğru. Çok riskli, çok stresli kesinlikle. Bir iş. Peki jeneratörle bir tabii yakın bağınız var evet, anlaşıldığı evet, kadarıyla. Evet. Elektrikle %100 bağınız var. Bu elektrik kesintilerinde hissettirmeden yola nasıl devam ediliyor? Arada böyle ciddi bir boşluk olabiliyor mu? Problemler yaşanabiliyor mu? Çok güzel bir yere değindiniz. Bizim binanın jeneratörü var. Ana jeneratör. Bayağı güçlü bir jeneratörümüz. Çünkü elektrik gitti mi her tarafta gidiyor. Dolayısıyla orkestranın lambaları da gidiyor. Sahne kenarında yanan insanların önünü görmesi için evet. Yer lambalarına kadar. Yer lambaları da gidiyor. Evet. Dolayısıyla bunun 8 saniye sanırım bizim jeneratörümüz. 8 saniyede 8 saniye. Elektrik gittikten sonra devreye giriyor. İyi bir süre aslında. 8 saniye hiç fena değilmiş. Evet. Evet, gayet güzel. Karşılaşıyoruz bununla da ama öyle çok sık olan bir şey değil. Tabii bu şehir elektrik kesintisiyle alakalı bir şey. Sevgili Tarık, bu geniş anlamda detaylı bir şekilde bizi aydınlattın. Teşekkür ediyoruz. Bu mimalde bundan sonrası için genel olarak buraya kadar bu konuya ekleyeceğin hususlar varsa istersen onları da alalım. Şöyle bağlayalım Mecit abi. Ben ve arkadaşlarım özet olarak temsilden önce burayı hazırlıyoruz. O günkü esere göre bu ışık planını uyguluyoruz. Temsil anında birebir performans sergiliyoruz. Esere müdahale ediyoruz ışık olarak. Perde kapandıktan sonra başarılı bir temsilden sonra da sahneyi topluyoruz bu malzemeleri. Hmm. Yani dolayısıyla biz bu işin her anında, öyle mi Özgür? Her anında varız. Burada aslında oyundan oyuna sizin malzemeleriniz, kullandığınız materyal değişiyor. O oyun sonrasında siz eski ilk haline getiriyorsunuz bütün malzemelerinizi. Evet. Sonra bakım yapacağınız süreçlere evet. Giriyorsunuz. Bir evet. Ta ki bir sonraki eserle, oyun eser ortaya çıkıncaya kadar. Her anında varız eserin öncesinde, eserin içinde, eserden sonra. Yani sorumluluğumuz her daim devam ediyor. Eserle ilgili bilgi verdim. Sahneyle ilgili bilgi verdim ışık olarak. Bir rejisörle bir esere, sıfır esere tasarıma nasıl başladığımın bilgisini verdim. Sevgili Tarık, buradaki materyallerle ilgili bir de sahnede bunu nasıl uyguluyoruz? Yani sizin Gobo adını verdiğiniz evet. Bir uygulama var. Kaynaklarının özelliklerinden faydalanmanız gerekiyor. Bunların nasıl hükmedeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bunlar da kısaca ışığın yönü, ışığın şiddeti, ışığın rengi ve ışığın hareketi. İsterseniz bunu canlı olarak da gösterebilirim. Bir tasarımda bunların hepsini kullanarak projektörlerin bu ışık kaynaklarının özelliklerini
tasarımı böyle gerçekleştiriyoruz. Özgürcüğüm, sana zahmet, bir oturur musun masaya? Buraya. Robotumuzu yakalım Özgür. Bu normal düz renk olarak geldi. Gün ışığı olarak. Şimdi RGB özelliğini kullanarak renklerini geçelim Özgür. Evet, sıcak bir renge döndü. Sonra 3 ana rengimiz var RGB olarak. Evet. Yalnız bunları karıştırarak istediğimiz tonlarda şöyle tonları biraz daha hissederiz tavanda. Evet, sıcak, soğuk. O an sahnenin anlamı neyse evet. Bunu kullanıyoruz. Özgürcüğüm, bir hareket ettirebilir miyiz robotumuzu? Şimdi rengini kullandık. Demin bahsettiğim gibi. Bu FX özelliği, FX yaptırıyoruz. Bu hareketi oluyor. Mesela böyle bir sahneniz varsa kullanabiliyorsunuz. Evet. Özgürcüğüm, bir de yönünü ayarlar mısın? Lütfen pozisyonuna göre. Evet. Evet. Mesela yönüne müdahale edebiliyoruz. Bunlar ışığın müdahale edilebilir özellikleri. Işık kaynaklarını. Çok güzel. Hepsini burada Özgür Bey kumanda masasında yapıyor. Bunlara hareket veriyor, yönlendiriyor. Özgürcüğüm, bir de zoom yapar mısın? Sabitleyip. Zoom yapıyoruz. Gezmeyi planlayalım. Lütfen. Dönelim başa. Evet. Küçük, büyük. Yani amacına uygun ufaltıyoruz, büyütüyoruz. Şimdi genişledi. Zoom olayımız. Evet. Evet. Lütfen şu fon koyadığımız ledimizi de bir yakabilir miyiz? Bu hareketli bir malzeme, üst düzey bir malzeme. Evet, fon boyama. Evet, ledimiz. Özgür, buna da bir renk verelim abicim. Mesela gece ise mavi yapabiliriz. Şöyle. Mavinin tonu. Evet. Tabii bu tonları birbirine destek de yapabiliyoruz. Mesela alttan biraz daha açık oluyor, üstten biraz daha koyu geliyor. Şu anda gök mavisi tona ulaştık. Evet, gökyüzü. Başka ne yapıyorsun? Koyulaştırabiliriz. Yani sıcak bir ortam yapabiliriz. Sıcak, gün batarken ya da gün ağarırken. O an sahnenin anlamına çok güzel. Göre bunlar estetik bir biçimde geçiyor mesela. Çok güzel. Maviden kırmızıya. Daha... Çok güzel. Evet, atamızın ve bayrağımızın hemen odamızın altında gerçekleştiriyoruz. Bu da ayrı bir anlam kattı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu işin malzemeleri kullanmakla ilgili bilgiler verdim. Bilgi verdim. İşte buradaki materyallerle ilgili bir tanıtım yaptık. Hareketli ışıklar, nokta aydınlatma, boyama bir sözle, gibi. Seyirciyle ilgili söyleyeyim. Benim hissiyatım, benim bunca zamandır edindiğim bilgi birikimim, iyi bir opera bale sahne sanatları izleyicisi, seyirci, eser bittikten sonra bir ışık tasarımının esere ne katkı sağladığını ya da başarılı mı, başarılı, işte başarı derecesinin ne olduğunu çok rahat anlar. Evet. Bizim burada yaptığımız zaten görünmeyen arkadaki yaratıcı kadronun neler yaptığı, görünmeyen gizli kahramanlar, emekçiler neler yapıyor. Zaten izleyicilere bunu anlatmaktı. Çok teşekkürler. Herhalde bu böyle kalmayacak. Bunun başka safhaları da var. Malzemelerin taşınması, turneler kesinlikle gibi safhaları var. Sevgili Tarık, ekibinle birlikte sadece kapalı alanlarda çalışmıyorsunuz malum. Evet. Turneleriniz oluyor, festivaller oluyor, özel konserler oluyor. Buralara bu malzemeler bir şekilde taşınıyor. Ve oralarda da burada yaptığınız işin birebir aynısını belki biraz daha minyatür bir alanda, belki biraz daha kısıtlı bir malzemeyle birebir yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili istersen biraz bize bahset. Şimdi dediğiniz gibi düzenli festivallerimiz var. Bodrum
bale festivalimiz var. Yıllardır süregelen Aspendos Opera ve Bale Festivali var, uluslararası. Şimdi İstanbul dahil oldu, İstanbul Festivalimiz var. Trabzon'da Antep var, Eskişehir Belediyesi'nin düzenlediği bizim genel müdürlükle ortak festivalimiz var, düzenli gittiğimiz. Onun haricinde Türkiye'de Mersin Operası olarak gitmediğimiz sahne kalmadı. Yani bütün illeri, ilçeleri ziyaret ettik. Bir kere Ören yerlerine gidiyorsunuz. Ören yerlerinde İçer Sanat Kulübü'nün geçmişte yaptığı organizasyonlar var. Sen hepsinde vardın. Buraya bir elektrik asistanı olarak girmiştin. Bugün bu işin kreatörlüğünü yapıyorsun. Ne mutlu bize o günlerden bugüne senin bütün bu serüveni yaşaman burada vereceğim bilgilere yansıyor. Bu biraz da bu hikaye, bu işin hikayesine dokunuyor. Bu açıdan da sevindirici. Bu konuda ne söylersin? Neler yapılır turnede, açık havada? Bu malzemeler nasıl taşınır? Orada neler yaparsınız? Evet. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi tabii burada 200-300 tane spot kullanıyoruz dedim. Bunların gittiğimiz sahnedeki düzene göre genelde bu sahneler hakkında gitmeden bilgi alıyoruz. Çoğu bildiğimiz sahneler, bilmediğimiz yeni bir sahne ise oradaki arkadaşla görüşüp eksiklikleri tespit ediyoruz. Burada case adını verdiğimiz sandıklara bu spotları itinalı bir şekilde, hassas bir şekilde taşınacak, tabii taşınacak hale getiriyoruz. Işık masamızın götürebildiğimiz turne ışık masamız var. Özgür. Bu istersen, hangisi? Burada mı bu turnelere götürdüğünüz? Şu mu? Şu herhalde. Bu biraz daha minyatür. Bu ana kumanda tablosundan. Daha rahat taşınabilir. Evet. Orada bütün o ışık geçişlerini, seçkileri kumanda ediyorsunuz. Ama daha portatif, daha portatif. Turneye hitap eden bir daha cihaz. Evet. Sonuçta demin sizin de desteklediğiniz gibi buradaki kadar olmasa da ama sonuçta doğası buradaki birebir eseri oraya uygulamaya çalışıyoruz. Biraz evet, projektörü az oluyor. Evet. Malzemesi az oluyor. Veya hı-hı, dekordan sahne ufaksa biraz kısılıyor. Hı-hı. İşte buradaki eseri oraya sonuçta adapte ediyoruz. Turnenin şöyle bir sıkıntısı oluyor. Burada bir aylık süreçte veya bir hafta 10 günlük süreçte hazırladığımız bir eseri turnede bir günde, bilemediniz 2 günde evet, hazırlamak durumunda kalıyoruz. Evet. Zamanla yarışıyoruz. İşte orada da asmamız gereken, bize vakit kaybettiren durumlar oluyor. Işık evet, kaynakları. Evet. Bir konstrüksiyon var. Bütün o ışıkları yerleştirdiğiniz, onun teknik bir adı var mı? Var. Bizim ışıkla ilgili olan köprünün adı Portel Köprü. Portel Köprü. Portel Köprü. Hmm. Onun haricinde Hertz boruları var. Boruların dekor asılan borular. Artık biz de ışık için bunların çoğunu kullanıyoruz. Çok iyi. Evet. Önce herhalde standlar sahne kuruluyor değil mi? Demonte vaziyette gidiyor bu malzemeler. Tabii. Orada ekipler bunu kuruyorlar. Sonra ışıkçı devreye giriyor. Işık kreasyonu ile ilgili ekip devreye giriyor. Bunları doğru yerlere yerleştiriyor. Jeneratör mü kullanıyorsunuz? Gittiğiniz yerde elektrik oluyor mu her zaman? Nasıl oluyor? Tabii binanın sahnelerin kurulu bir düzeni oluyor. Ama ayrı buradaki sorun, elektrik kesintisiyle ilgili bir sorun varsa o binalarında jeneratör var. Genelde orada elektrik oluyor ama değil mi? Yani böyle çok Ören yerlerinde falan nasıl bulabiliyor musunuz? Açık havalarda elektrik çoğu yerde oluyor ama genelde de jeneratör desteği arıyoruz. Yanınızda mutlaka jeneratör desteği oluyor. İşin dönüşü yok. O kadar seyirci gelmiş, siz o kadar emek verip sahneyi hazırlamışsınız. Bir kesinti. Ve kaç kahvalık bir jeneratör sizin işinizi görür açık alanda? Bu çok ciddi miktarda ampul yanıyor. Tek bizi düşünmeyin. Sesi, görüntüsü var. Değil mi? Şöyle söyleyeyim. Bizim buradaki mesela ışık sistemimiz 150 kW'lık bir sistem. Tek evet, bizim kullandığımız binada. Ses devreye giriyor. Ses giriyor, projeksiyon giriyor. Yani evet, bir sürü ciddi genel bir aydınlatma var. Doğru, orkestra ayrı. Evet, evet. Çok kolektif bir iş. Birbirinden hiç ayrılmayacak. Çok önemli atölyelerin birlikte eş güdüm halinde çalıştığı ve ortaya çıkarttığı bir iş. Yani sanatçısından tekniğine kadar. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim.
Bu işte eğer heyecanınız yoksa, hevesiniz yoksa, çünkü bu işin saati, zamanı, bir mesai, bir kıstası yok. Evet. Doğru. Şimdi arkadaşlarım adına da şunu söylemek istiyorum. Ben ne yapıyorum bir eser çıkarken? Rejisörün yanında gündüz sanatçılarla provalarda buradayım. Ama bizim bu montaj, ışık kaynaklarının asılması, işte bu ışık planının hayata geçirilmesi işi için en uygun zaman bize provalar bitip herkes evine döndükten sonra genelde ben bu işi gece yapıyorum. Yani işimiz bizim orada da bitmiyor. Gece. Evet. Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Bu zamansız bir iş. Yani ama standart bir devlet memuru değilsiniz siz. Kesinlikle öyle. Evet. Zaten çalışamayız. Evet. Gece çalışmamızın şöyle bir avantajı var. Kimse bizi rahatsız etmiyor. Sahne boş. Evet. Biz de kimseyi rahatsız etmiyoruz. Allah korusun bir şey düşebilir asarken. Bu tür risklerimiz de var. Evet. Peki şimdi ben aslında genel olarak dinleyicilerimizi tatmin edecek boyutta bilgiler aldık sizden. Fakat ortamınız sadece bu alanla kısıtlı kalmasın. Kumanda ettiğiniz elektronik tablolar, kumanda masasıyla sınırlı kalmasın. Evet. Biz bu materyallerin nerede olduğunu da görsek, yani operada ışıklandırma armatürlerinin nerelere asılı olduğunu, sizin çoklukla ama bizim görmediğimiz çalıştığınız, asıl çalıştığınız bir alan var. Bu projektörleri, lambaları yerleştirdiğiniz yer var, alan galeri var. Burası galerileriniz var. Burası, burayı nasıl bir yerdir? Görebilir miyiz acaba? Hiç uzatmayalım. Tabii. Seyirci A'dan Z'ye bütün bu olaya hakim olacak. Gerçekten bakalım. Bakalım bu iş hadi nereye gidiyor hep birlikte. Eşte abi seni de alalım. Biraz sıkıntılı yerler ama. Ben de çıkayım. Lütfen. Lütfen. Lütfen dikkat et kendine. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Şu an Mecit abiyi çatıya, seyirci üstü galerilerine doğru çıkartıyoruz. Ben önden gideyim. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Tek spotlar olarak bakmayın. Buradaki şu hatlar. Evet. Evet. Bilgisayardan kumanda ettiğimiz ışıklar dimere. Buradan çıkıyor bu kablolar. Dimere giriyor. Dimerden de bu hatlar tek tek her bir projektöre dağılıyor sahnenin. Evet. Bunun hemen altı. Işık odası. Işık odası. Evet. Kumanda panolarının olduğu tablo. Şurayı da bak görebilirsin abi. Buradan. Buradan dağılıyor. Evet. Şu şekilde. Bu hatlar sayesinde kumanda ediyoruz. Çok miktarda kabloyla kumandadan. Evet. Robotların enerjisine veriliyor ama sonuçta sinyaliyle onların da komutu gidiyor. Şu anda bulunduğumuz yer balkonun hemen üstü. Değil mi? Işık odasının üstü. Işık odasının üstü. Biraz ileride balkon başlıyor. Lütfen çok dikkat edin. Tamam. Lütfen. Şuraya basıyoruz. Çünkü aşağımız seyirci koltukları. Evet. Burayı çalışma şartlarını zaman içinde biraz daha düzenli hale getirmeye çalıştık. Bakınız sevgili dostlar, Damlataş mağarasını geziyor gibiyiz. Bizim yaşam alanımız burası. Böyle bu alanlardan geçiyoruz. Bizim yaşam alanımız burası. Şuradan eğilin, ben size biraz yardımcı olayım. Burada böyle engeller var. Bu, sonuçta koca çatıyı taşıyor. Işık emekçileri nerelerden geçiyor görünüz. Şöyle böyle basamaklar. Lütfen demirin dışına çıkma. Evet. Evet. Buradaki engelleri de açtık. Küçük bir bilgi vereyim. Bu arka sıramız. Bir sırada önde var. Şöyle biraz daha alabilirim size. Bunlar genelde sabit olanlar ama tabii ayarları değişiyor. Bobosu takılıyor. Rengi değişiyor.
Yarı malzememiz sabit. Yarı malzememiz de hiç değişmiyor, sabit, aynı yerde duruyor. Yarısı sabit ama ayarları ve işte hı-hı, renkleri, hareket, demin hı-hı, bahsettiğim hı-hı, kullanılabilir özellikleri değişiyor. Hı-hı. Hareketi, yönü, hı-hı, şiddeti. Ama sabit olanlar burada. Evet. Şuradan aradan sahneyi de görebiliriz sevgili evet, dostlar. Bir sırada önde var. Orada daha rahat hareket edebiliriz. Şöyle. İsterseniz. Şuradan geri gidiyoruz. Başka bir ikinci bir galeri. Aydınlatma galerisi. Ne doğru gidiyoruz. Burası biraz daha rahat. Orada daha çok bir sıkışıklık. Eğilmemiz gerekti. Evet. Burada daha rahat hareket edelim. Girişlerden. Evet. Buyurun. Bunların her biri bir ışık kaynağı. Evet. Bakın bir tane aksesuar gösterebilirim size. Bu bir tane spotun çerçevesi, renk takılı. Evet. Kullanırken takıyoruz. Portatif malzemeler. Bunun adı diyafram. Evet. O demir aşağıda küçültüyor. Süper. Nokta haline getiriyor. Yayıyor. Evet. Çok güzel. Boyutuyla oynayabiliyoruz. Bu destek malzemesi. Zaten spotun kendi özelliği. Burada mi? Hazır elinizin altında olsun diye bekletiyorsunuz. Tabii. Her zaman burada lazım oluyor. Müdahale için demin sormuştunuz. Yedek lambalarımız var. Evet. Renklerimiz var. Burada bir sürü rengin. Evet. Asetat gibi bir malzeme değil mi bu? Jelatin. Ha, jelatin. Jelatin. Renkli jelatin evet, gibi. Bunun da bir ömrü var. Evet. Çok uzun süre kullandıktan sonra yanıyor. Evet. Doğru. Şimdi, ışıktan ısınıyor, yanıyor. Evet. Aşağıda tanıttığım malzemelerin, robotların çoğunluğu burada asılı. Sahne üstünde asılı. Şu an koruma altında, poşetli. Evet. İki tane çok üst düzey robotumuz var. Ha, şu, keşke şu kapalı. Evet, keşke bu tozdan korumak gerçekten için. Gerçekten üst düzey bir malzeme. Evet. Şimdi tam sahnenin önüne geldik. Şu anda sahnenin hemen önünde yukarıdayız. 45 derecelik açıdan. 45 dereceden görüyoruz. Bunlar var. Çok güzel. Bu bir bölümü. Burayı daha önce sizin teknik ekibiniz dışında ilk defa biz görüyoruz herhalde. Tarihi bir bina biliyorsun burası. Kesinlikle. İlk döner sahne. Kesinlikle. Madame Butterfly operası. İlk Puccini değil mi? Evet. Evet. Çok ilginç burada. Halk evimiz burası. Halk evimiz. Bildiğiniz. Evet. Burada. O da üçüncü sıra. Farklı bir dünya var. Sevgili dostlar. İnanın burası bizim yaşam alanımız. Sizin yaşam alanınız. Evet. Tulumlarımızı giyiyoruz arkadaşlarla. Evet. Elinize kolunuza sağlık. Burada çok meşakkatli bir alan burası. Burada çalışmak gerçekten bravo. Bizim bu işimize ilk galeri. Bu kadar eğildiğiniz için ben de size gerçekten tüm ekibim adına, kendim adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize böyle bir olanağı verdiği için hem size hem de Devlet Opera Balesi Mersin Devlet Opera Balesi Müdürü Sayın Serbilen Biçer'e çok teşekkür ederiz. Gerçekten sağ olsun, var olsun. Sevgili dostlar, bu yayınımız bugüne kadar Devlet Opera Bale müessesesinin görünmeyen yüzlerinden bir tanesiydi. Birbirinden ayrılamayan, birbirini destekleyen çok önemli hizmet halkalarından bir tanesiydi. Işık. Işık kreatörlüğü, ışık emekçiliği. Biraz önce sizlere sahnenin üstü diyebileceğimiz ışıklandırma armatürlerinin, malzemelerinin, hatlarının yer aldığı, sahneyi ışıklandıran, asıl ışıklandıran malzemelerden baktık. Bir de bu ışıklara kumanda tablosundan hareket veren, onların sırasıyla
saniye saniye hangilerinin yanması gerektiğine hükmeden bir ekiple beraber olduk. Sahneye konulan eserlerin arkasında inanılmaz bir emek var. İnanılmaz bir kadro var. İşte bu kadronun bir eserin ortaya çıkmasında ayrılmaz bütünü olan önemli halkalarından bir tanesi ışık kreatörlüğü ve ışık hizmeti üzerine gizli kahramanlarının bir kısmını gördünüz. Sevgili Tarı Deniz'e çok teşekkür ediyorum. Özgür kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdılar. Sevgili müdürümüz Sayın Serbülent Biçer Beyefendi'ye de bize bu imkanı, bu izni verdiği için çok teşekkür ederim. Ben şahsım adına, kulübüm adına, İçer Sanat Kulübü adına vermiş olduğunuz bu hizmetlere, 92 yılından bugüne verdiğiniz hizmetlere çok teşekkür ederiz. Sağolunuz, var olunuz. Ben de size tüm ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.